Herkese merhaba, ismim Lelya. Size bu haftaki Şelahleha paraşasından bahsedeceğim. Bu paraşada Moşe her kabileden bir kişi, yani toplamda 12 kişiyi İsrail topraklarına, Kenan'a keşfe yollaması gerekiyordu. Tanrı Moşe'ye, Eres İsrail'i toplu tüfekle alabileceğiniz yanılgısına kapılmayın. Oraya ancak benim iznimle alabilirsiniz. O yüzden de öyle insanlar seç ki onlar da seninle aynı fikirde olsunlar dedi. Burada kastedilen insanlar da Moşe gibi İsrail topla tüfekle değil de Tanrı'nın gücüyle ve ancak onun izniyle İsrail'in alabileceğine inanan insanlardı. Bu gidilen keşifçilerden Tora'da Menaglim olarak bahsediliyor. 12 kişiden sadece ikisi Yahuşa ve Kalev İsrail hakkında olumlu konuştu ve geri kalanı ise İsrailoğullarının burayı fethetmesinin imkansız olduğunu söyledi ve orayı maalesef kötülediler. Kalev ve Yahuşa kendilerini bu karamsar raporun dışına tuttular ve halka Kenan'a yürümeleri gerektiğini söylediler. Fakat Menaglimler söylediklerinin arkasında durdular ve yeni bir liderin seçilmesini talep ettiler. Tanrı da bu inanç eksikliği karşısında çok sinirlendi. Menaglimler bu kötü yorumların üzerine tam 40 yıl boyunca çölde dolaşmaya mahkum edildiler. Bu tarihte 9 Av tarihi oluyor. Bu tarihte aynı zamanda 2 Betamiktaş yıkıldı, İspanya'da sürgün yaşandı. Yani Menaglimler aslında gelecek üzüntülerinin yolunu açtılar bir bakıma. Bu durumda, bu olayda yapılan en büyük günah da inanç eksikliğiydi. Biliyoruz ki İsrailoğulları Nase ve Nişma, yani yapacağız ve dinleyeceğiz tutumuyla yola çıkmışlardı. Tanrı'nın yolundan sonsuz güvenle ve şüphesiz ilerlemeleri gerekiyordu. Fakat Menaglimler İsrail hakkındaki kötü raporu insanların bakış açısını değiştirdi ve maalesef onların tereddütlü ve endişeli bir tutum sergilemesine neden oldular. İsrailoğulları Tanrı'nın sözlerine kanıt ister oldu. Onun gücünü ve sözlerinden şüphe eder oldular. Bu inanç kaybı yüzünden de acı çektiler ve sonraki trajedilere yol açan bu güven eksikliği oldu. Teşekkür ederim.